Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Efendi üstadımızdan okumalar programındayız. Sohbetimize teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ehl-i Beyt'inin Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın mübarek ruhlarına, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve bütün şehitlerin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına ve her gün biraz daha artan hastalıktan inşallah selametle kurtulmaya vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Merhum Musa Topbaş Efendi üstadımızın bu sohbetleri muhtelif bölümler taşıyor. Muhtelif bölümleri ihtiva ediyor. Bir kısmı gerçekten bizim manevi hayatımızla ilgili tasavvufi konuları ihtiva ediyor. Bir kısmı da tamamen cemiyet hayatımızla ilgili, toplum hayatımızla ilgili bir Müslümanın dikkat etmesi gereken ve gündemine alması gereken konuları ihtiva ediyor. Gerçekten de Altınoluk Sohbetleri adıyla tertip edilen bu kitapta da konular buna göre seçilmiş ve buna göre de bir tertibe konmuşlar. Bugünkü konumuz fakirleri sevmeliyiz diye bir başlığı koymuşlar. Acaba sevmiyor muyuz? Başlığı böyle koymuşlar ve biz de sohbetimizi bu başlık altında yapacağız. Evet, bir toplumda zenginler olur, fakirler olur, okumuşlar olur, okumamışlar olur. Allah Teala'nın bütün kulları farklı statülerde, farklı kıvamlarda, farklı kalitelerde olabilirler. Onların belki dünya hayatı açısından farklılıkları olabilir ama Yunus'un tabiriyle yaratılanı hoş gördük, yaratandan ötürü diye baktığımızda gönül meselesinde hassas olmak gerekiyor. Onun için de belki merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız başlığı böyle koymuş. Yani insan bazen evet, infak ehli olur, fakire fukaraya çok da yardım edebilir. Ama gönlünde bazen işte onlarla yan yana oturmayı, beraber olmayı istemeyebilir. Veya onlara çok ihtimam etmeyebilir. Ben yardımımı yapayım, onlar da kendi hayatlarını yaşasınlar şeklinde bir anlayış içinde olabilir. Fakat insanın gönlü, daha doğrusu Müslümanın yufka yüreği Allah'ın bütün mahlukatına sadece bir infakla, ihsanla, ikramla değil, bir muhabbetle açılmalı. İnsan Allah'ın yarattığı her şeyi sevebilmeli. Sadece Allah'ın dinine düşman olan, Resulüne düşman olanlara karşı gönül kapımız kapalı olur. Ama bunun dışında Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine mazhar olmuş şu veya bu şekilde her varlığa karşı insanın gönlünde gerçekten o Vedud isminin tecellisiyle de bir sevgi olmalı. Onun için de Hazret sohbetinin başına gerçekten böyle bir başlık koymuşlar. Hani yani sevmiyor muyuz veya böyle bir başlık değil de daha farklı bir başlık konabilir mi diye de bir düşünce olabilir ama Hazret bizatihi böyle bir başlık koymuş ki gönül dünyamıza biraz daha hitap ederek işin aslında infakın, ihsanın, ikramın gönüldeki bir sevgiyle, bir muhabbetle olması gerektiğini ifade etmek babında sohbetine böyle bir başlık koymuşlar. Ve bir ayet-i kerime ile başlamış oluyorlar. Buyuruyorlar ki Bismillahirrahmanirrahim. Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah
la yastati'una darben fil ardı yahsebuhumul cahilu agniya min et-taaffuf ta'rifuhum bi simahum la yes'aluna en-nase ilhafa ve ma tunfiku min hayrin fe innallaha bihi alim. Sadakalarınızı o fakirlere verin ki onlar Allah yolunda çalışmaya koyulmuşlardır. Öteye beriye koşup kazanamaz. Dilenmekten çekindikleri için de onları tanımayanlar onları zengin zannederler. Ey Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar iffetlerinden dolayı insanları rahatsız edip bir şey isteyemezler. Siz malınızdan bunlara ne harcarsanız muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilicidir. Bakara suresi 273. ayet. Vasit tefsirinde deniyor ki, bu ayet-i kerime Ashab-ı Soffa hakkında gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adeta insanlığa armağanı olan bir nesil. Bunlar yani Ashab-ı Soffa 400 kadar olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin sofasında otururlardı. Evleri, yakınları, dünyalık hiçbir şeyleri yoktu bunların. Namaz kılarken rükûa vardıklarında kaba avrat mahalleri açılmasın diye eski elbiselerini öne çekerlerdi. Biri bir yemek yese ve yemeği artsa onlara götürürdü. Yani sahabeden birisinin yemeği biraz fazla olunca ashabı sofraya götürürdü. Mücahit diyor ki, onlar yüzlerindeki huşudan tanınırlardı. Bütün bu maddi yönden yoksulluklarına rağmen Allah Teala ubudiyetleri sebebiyle onların yüzlerine öyle bir nur vermişti ki onları gören insanlar onların yüzündeki huşudan, nurdan dolayı onları tanırdı. Dakkak da açlık sebebiyle onların yüzleri sararmıştı der. Abdullah İbni Abbas'a radıyallahu anh, bu sahabiler yani Ashab-ı Soffa denilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileri üzerine çok titrediği o nesil, akşamları yiyecek bulsalar sabah yiyecek istemezler, sabah yemek yeseler akşam yemek aramazlardı buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey Ebu Derda, cehennem ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her böbürlenen, kaba, büyüklük taslayan, mal toplayan, iyiliğe mani olan kimsedir. Cennet ehlinin kimler olduğunu sana haber vereyim mi? Onlar da fakir kimse ki Allah'a yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Selman Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Müellefi kuluptan yani zayıf imanları olan Uyeyne bin Hısın, Akra bin Habis ve arkadaşları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, ya Resulallah, sen yine meclisin baş köşesinde otursan da onları ve elbiselerinin kokularını bizden uzak tutsan olmaz mı? Böyle olursa o zaman seninle oturur, samimi olur, senden istifade ederiz dediler. Çünkü gerçekten bu Ashab-ı Soffa dediğimiz o fakir müminlerin belki diğer insanlar kadar imkanlar olup da yıkanmaya da belki zaman zaman çok büyük imkanlar elde edemiyorlardı. Olabilir ki üzerlerinde havanın da sıcaklığı sebebiyle bir ter kokusu da olabilirdi. Ama imanı zayıf olan insanlar işte onlara hiç yaklaşmak istemiyorlar. Resulullah Efendimiz'e gelip diyorlar ki aman ya Resulallah, tamam siz yine yukarıda meclisin başında oturun ama onlar da biraz daha kenarda bir yerde otursunlar. Biz onlardan rahatsız olmayalım. Ve bu sözleriyle de Ebu Zer gibi, Selman-ı Farisi gibi ve bir takım fakir Müslümanları kastediyorlardı. Bunun üzerine şu ayetler indi. Meal olarak, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahyolunan Rabbinin kitabını oku. Onun hükümlerini kimse değiştiremez. Ondan başka bir sığınacak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek,
ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini sakın onlardan, yani o sabah akşam Rabbine dua eden, onun rızasını isteyen o garip müminlerden ayırma. Zikrimizden gafil kalan, arzusuna uyarak aşırı giden kimselere de tabi olma. De ki, hak din Rabbinin katından gelendir. Dileyen inansın, dileyen de inkar etsin. Şüphesiz zalimler için kendilerini çepeçevre içine alacak bir ateş hazırlamışızdır. Kehif suresinin 27 ve 29. ayetleri. Kafirleri ateşle tehdit eden bu ayetlerin nüzulünden, yani inişinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen ayağa kalkarak arkadaşlarını, o garip müminleri aramaya başladı. Nihayet onları mescidin bir köşesine çekilmiş, Allah Teala'yı zikreder bir vaziyette bulunca, ümmetimden bir grupla birlikte sabretmemi bana emredinceye kadar beni öldürmeyen Allah'a şükürler olsun. Ölüm de, dirin de benim sizlerle beraberdir ey kardeşlerim buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümeyye bin Halef ile konuşmaktayken Ümmü Mektum yanına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona lazım gelen iltifatı göstermeyince şu ayet-i kerime nazil olmuştu. Abese ve tevella en ca'ehul ama ve ma yudrike leallehu yezzekâ. Yanına ama bir kimse geldi diye Muhammed yüzünü asıp çevirdi. Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Muhterem Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri diyanetli fakirleri, acizleri çok severler, onları ziyaret eder, gönüllerini alırlardı. Bu adeta kendilerinin bir virdi gibiydi. Kendilerine hediye edilen kıymetli şeylerin kısmı azamını, büyük bir çoğunluğunu fakirlere paylaştırırdı. Mesela şunu Sütçü Hanım'a, şunu Şevket Efendi'ye, şunu Yetim Abdullah'a veriniz buyururlardı. Sütçü Hanım çok yaşlı olmasına rağmen herkese el açmaz, elinin emeğiyle geçinirdi. Şevket Efendi ise vücut yapısı zayıf, zahiren sarsak, zorlukla konuşabilen bir Allah dostu. Yetim Abdullah'a gelince o da ihtiyaç sahibi bir talebe. Bu gibilerinin malları, mülkleri olmaması onların Rablerine yakınlıklarına vesile olur bazen. Seyyidül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz garipleri, miskinleri, fakirleri ve acizleri çok severdi. Buradaki miskin kelimesi tembel tembel yerinde oturan insan manasına değil, elinden bir iş gelmeyen ve ihaneye muhtaç olan zavallı insan demektir. Gerçekten kalbi kırıkların istinadgahı, dayanağı Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem onların halini şöyle anlatır. Cennetin padişahı fakirler olurlar. Üstleri tozlu, topraklı, saçlı, sakalı dağınık olur. Dünyadan bu hallerini giderecek kadar nasipleri yoktur. Selam verseler, zenginler selamlarına cevap vermezler. Evlenmek isteseler, kimse onlara varmaz. Konuşsalar, kimse kulak verip onları dinlemez. Bu halle onların kalplerinde o kadar nur bulunur ki, onlardan birinin kalbindeki nur, göklerde ve yerdekilere taksim edilse, hepsi aydınlanır. Bir arif ne güzel demiş. Toz topraklı fakirle bulunmaktan utanma. Ölürken saç karışık, kabirde topraklısın sen. Sohbetlerinden uzak bulunma ki cennette sündüs ve apkarıyla birlikte bulunasın. Yeryüzü münevverdir.
onların talatıyla, gök nurlandığı gibi güneş ışıklarıyla, fakirleri, yoksulları sevmek, onlarla beraber bulunmak, onları dinlemek, hizmetlerini görüp ihtiyaçlarını tamamlamak cidden mühim bir ibadettir. Onları böyle gönülden sevemiyorsak, Cenab-ı Hakk'a yalvaralım, o ulvi sevme duygusunu bize nasip etsin. Hatta zamanımızdaki birçok abidler bile kalplerinde merhamet duygusu noksan olduğu için fakirleri sevemiyorlar. Gerçekten fakirlere yardım etmek ayrı bir husus ve bir de gönlünü de onlara ayrı bir yer ayırmak, insan olarak, güzel bir mümin olarak onlara gönlünde yer ayırmaksa çok daha farklı bir kemal halidir. Yine bir şair ne güzel demiş. Hor bakma fukara fırkasının hırkasına, her biri dağ delip geçirmiştir arkasına. Büyüklerden biri anlatıyor. Seferdeydim. Bana yol arkadaşlarımdan bir sıkıntı geldi. Aralarında sık sık çekişmeler oluyordu. İncindim ve çekildim. Ayrılıp tek başıma yol almaya karar verdim. Kadisiye Mescidine girdiğim zaman orada cüzzamlı bir ihtiyar gördüm. Üzerinde müthiş bir bela. Beni selamladı ve dedi ki, hacca mı gidiyorsun? Öfkeli ve isteksiz. Evet diye cevap verdim. Dedi ki, ister misin sana yoldaş olayım? İçimden düşündüm ki, ben sıhhatli yoldaşlardan ayrıldım. Şimdi de cüzzamlı biriyle beraber olacağım. Hayır, lüzumu yok diye cevap verdim. Israr etti, yine kabul etmedim. Nihayet dedi ki, Allah kuvvetlerin başaramadığını bir zayıfa yaptırmaya kadirdir arkadaş. Sözünü tasdik ettim ve kalbimden yine bu ihtiyarı reddederek yola çıktım. İleride bir konağa vardığım zaman baktım ki orada yine aynı sözü söyledi. Allah kuvvetlerin başaramadığını bir zayıfa yaptırmaya kadirdir. Hiç cevap vermeden tekrar yola çıktım. Fakat gönlümde vesvese ve tereddüt devam ediyor. Hızlı hızlı yol almaya başladım. Ertesi sabah başka bir konağa erişip oranın mescidine girince yine onu görmeyeyim mi? Sakin ve rahat oturmuş. Yine aynı söz. Allah kuvvetlerin başaramadığını bir zayıfla yaptırmaya kadirdir. Yanına gittim. Yüzümü yere çalarak yalvardım. Allah'tan ve senden özür dilerim. Sordu. Peki dileğin ne? Cevap verdim. Hata ettim. Seninle yoldaşlık istiyorum dedim. Bunu zamanında istemedin. Kabul etmeyeceğine ant verdin. Şimdi düşün ki bana seni yemininden döndürmek çok ağır gelir. Yalvardım. Hiç olmazsa sizi her konakta görebilsem dedim. Öyle olsun dedi. Böylece adeta koşar adımla yürüdüğüm yollar boyunca her konakta bu ihtiyarı bularak mesafeleri hece hece sökmeye başladım. Öyle oldu ki her yolun sonunda çabucak yetişsem de onu bir an önce görsem diye kanatlanacağım geliyordu. Nihayet Mekke'ye vardım. Hikayemi oradaki Allah ehline anlattım. Bana o ihtiyarın Ebu Cafer yani meczum olduğunu, kendilerinin de onu görmek istediklerini söylediler. Tavaf esnasında onu gördüm ve sonra dönüp onu görmek isteyenlere haber verdim. İkinci bir görüşümde hemen kendilerine haber vermemi istediler. Söz verdim. Birkaç defa aradıysam da onu bulamadım. Bir gün Arafat'ta biri bana selam verdi. Baktım, ta kendisi. Gözüm ona değer değmez, içime bir ferahlık çöktü. Baygın yere düştüm. Birkaç gün sonra namazımı bitirir bitirmez biri beni arkamdan çekti ve dedi ki, bir daha başkalarına haber vermek isteyecek misin? Hayır, hayır, asla diye cevap verdim ve yine yalvardım. Şeyhim, bana dua et. Dedi ki, ben dua etmem. Sen et de ben amin diyeyim. Üç kere dua ettim, üç kere amin dedi. Duada ne dilediysem ona ömrüm boyunca aynı ile nail oldum.
merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız bu güzel menkıbeyi yine merhum Necip Fazıl Kısaköre'nin Halkadan Pırıltılar adlı eserinden almış. Ve ana mesaj da şu: sakın kimseye hakaret gözüyle bakayım deme. Unutma ki hakkın dostları gizlidir. Bin bir şekil kılık ve eda içinde gizli bir şekilde hayatlarına devam ederler. Onun için de bizim Türkçemize yerleşmiş çok güzel bir söz vardır: her geceyi kadir bil, sakın gecenin fırsatını kaçırma ve her gördüğünde Hızır bil ve her gördüğün insana karşı edepli, dikkatli, saygılı ve hukuka riayetkar ol. Bir evratta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sena ediliyor: Seyyidül Müslümin, Hatemül Nebiyyin, Şefiül Müznebin, Enisül Garibin, gariplerin yoldaşı, Rahmeten Lil Alemin, Revhatül Aşıkın, Muradül Müştakin, Şemsül Arifin, Siracüs Salikin. Yani ariflerin güneşi, saliklerin kandili, Misbahul Mukarrabin, Allah'a yakın olan insanların da yine kandili, Muhibbil Fukara vel Guraba vel Mesakin. Yani miskinlerin, gariplerin, fakirlerin gerçekten dostu, onları seven kainatın fahri ebedisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri Kainat Efendimizin ulvi ve sıfatlarına ilaveten de Muhibbül Fukara'i vel Gurabâ'i vel Mesakin deniliyor. Peygamberan-ı İzam Hazretlerinin kısmı küllisi de dünya yönünden gerçekten çok zengin değillerdi. Ashab-ı Kiram Hazretlerinin de küllisi, büyük bir kısmı yine dünyevi yönden ihtiyaç içindeydiler. Kibar-ı Ehlullah Hazretlerinin de yine büyük bir kısmı dünya yönünden belki zahiren bir ihtiyaç içindeydiler. Hicaz'da Beytullah Mescidi'nde Mescid-i Nebevi'ye devam eden cemaatin büyük bir kısmını, ekseriyetini meskensiz, gıdasız, Allah'ın has kulları olan fakirler, acizler teşkil etmektedir. Bunların günlük gıdaları 3-5 hurma ile bulabilirlerse bir bardak sütten ibarettir. Bu kadar az besinle gıdalanmalarına rağmen manen takviye gördükleri için hem kuvvetlilerdir hem de sıhhatlilerdir. Ruhi bir kederleri olmadığı için de gerçekten huzurludurlar ve daima şükür halindedirler. Bütün endişeleri o Mescid-i Nebevi'deki cemaata devam edememek veyahut haşa Cenab-ı Hak'tan gafil olmak. Giyimleri eskidir biraz. Fakat çok temizdirler. Bunlara para teklif edildiğinde bir kısmı nezaketle reddeder, almazlar. Bir kısmı alır fakat bu aldıklarını da başka bir ihtiyaç sahibine büyük bir engin gönüllü verirler. Bir kısmı da bunu Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olarak bilir, alırlar ve ihtiyaçlarını giderirler. Tabii merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız uzun bir zamanını Medine-i Münevvere'de geçirdiler. Belki 1979'dan itibaren merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin oraya hicretiyle beraber Musa Efendi Hazretleri de Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Senenin belki 4-5 ayını Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin bir müdavimi olarak devam ediyorlardı. Dolayısıyla oradaki bütün ahvali, birçok insanı, zenginini, fakiri ve onların ruh hallerini merhum Musa Efendi Hazretleri yakinen tanırlardı. Takriben 20 yıla yakın bir zamanını orada mücavir olarak geçirmişti merhum Musa Efendi Hazretleri ve bu 20 yıllık zaman içerisinde de Medine ahalisinin her türlü insanını tanımıştı. Özellikle de kendisi Medine'nin ihtiyaç sahibi insanlarını çok yakinen tanır, onlara kendi imkanları nispetinde yardımcı olur. O yardım ettiği insanların da ruh hallerini böyle yakinen gözlemlerdi. Bir kısmı belki ihtiyacım yok der, nezaketle almaz. Bir kısmı alır fakat hemen başka bir insana o da dağıtır. Bir kısmı da gerçekten ihtiyaç içindedir, alır
Allah bunu bana gönderdi der. Kendi ihtiyacına o Allah dostunun verdiği yardımı harcarlardı. Halbuki mütevekkil, tevhid ehli fakirlerin Allah katındaki kıymet ve değerlerini bilebilsek ayaklarına kapanır, onları öpmek isteriz. Abdest sularını teberrük olarak içer de batınımızdaki dertlerimize şifa buluruz. Bize düşen vazife onları sevmek, onlarla geçimli olmak ve onların duasını almaktır. Bir Allah dostunun fakir zengin ayrımı yapmadan insana bakış tarzıdır bu. Ya Rabbi, fakirleri kendin sevdiğin, Habibi edibine sevdirdiğin gibi bizlere de sevdir. Onların yüzü suyu hürmetine, İslam alemine, memleketimize huzur ver. Araziyi semavi belalardan, dahili ve harici düşmanların şerrinden milletimizi muhafaza et. Amin. Sohbet aslında devam ediyor. Fakat merhum Musa Efendi üstadımız burada gerçekten sohbetin arasına o manevi coşkuyla da bir dua yerleştirmişler. Biz de Hazretin duasına yine bu sohbetimiz vesilesiyle amin diyoruz. Müslümana yaraşan, kendisi zengin de olsa fakirliği ve fakirleri sevmektir. Zira fakirleri sevmek, Resulullah'ı sevmek demektir. Allah Teala Hazretleri Habibi Edibi fukarayı sevmeyi, onlara yakınlık göstermeyi emretmiştir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur: "Vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşi yuridune vecehu ve la tadu aynake anhum turidu zinetel hayatid dünya." Sabah akşam Allah'ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber kendini, nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini sakın onlardan başkasına, yani sadece dünya ehlini çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye de itaat etme ki o keyfinin arkasına düşmüş ve işi de haddi aşmak olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Size cennetin hükümdarlarını bildireyim mi?" Ashab-ı kiram, "Buyur ya Resulallah" dediler. Onlar malum zayıflardır ki dünya nimetlerini tadamamışlardır. Nimet kapıları kendilerine hiç açılmamıştır. Yokluk ve ihtiyaç içinde ölürler. Herhangi bir suretle Allah adına yemin etseler, o onları ibra eder, yani temize çıkarır. Dolayısıyla burada en önemli husus, insanın gerçekten gönlüne sahip olması, insanları şu veya bu şekilde bir takım suni ayrımlara gönlünde yer vermemesidir. Rabbim gönüllerimize sahip olmayı, Cenab-ı Hakk'ın bütün kullarına o kulların hak ettiği güzellikle muamele etmeyi bizlere nasip eylesin efendim.